daha özgür zihinlere ihtiyacımız var. Tamam, ülkedeki birçok şeyi konuşabiliriz ama bir de kendimiz özgür müyüz zihin olarak? Kendimi tabii ki yani genç hissediyorum. Yani çünkü gerçekten gençim. Türkiye'de gençlere olan tolerans diye bir şey var ya, çok da yani aslında gençlerin neşesine, samimiyetine, işte biraz daha böyle idealist olmalarına, ki bence idealist olması tolere edilecek değil, tam tersi takdir edilecek bir şey ama Türkiye'de tolere ediliyor işte. Yani NEF ve Özgürlük şirketi, işte daha böyle mülkiyeti özgürleştirmeye çalışan, işte bu katlanır ev falan veya işte katlanır şehir dediğimiz. Şirket içinde de o yüzden yaş ortalaması da bizim şirkette çok yüksek değildir. Nasıl bakıyorum, yani daha özgür zihinlere ihtiyacımız var. Tamam, ülkedeki birçok şeyi konuşabiliriz ama bir de kendimiz özgür müyüz zihin olarak? Yoksa kimse zihnimizin özgürlüğüne sınır koyamaz yani. Hiçbir, o işin hiçbir prangası yok. Şimdi biz Türkiye'deki bugüne kadar tarihindeki en yüksek nota sahip gayrimenkul şirketiyiz. Sermaye arttırımı yaptık ki işte 406 milyon lira arttırdık sermayeyi. 1 milyara çıkarttık öz kaynaklarımızı. Tek seferde yapılan en yüksek sermaye artışı. Şimdi bu dönemde konjonktüre bakarsak, şunun için söylüyorum, bu dönem belki bir yıl sürecek ekonomik şey, yorgunluk, yavaşlama, bu konjonktür belki 2 yıl sürecek, bilmiyoruz. Bizim amacımız yani en hazırlıklı bir şekilde olalım. Ya herkes şu dönemde ekonomiye sahip çıkması lazım. Orada da çok ciddi ayrışma yapıyoruz. Yani ne görüşten, ne fikirden, nereden olursak olalım, bu bizim ülkemiz ya. Eksiklikleri söyleyelim, o başka. Şu yanlış yapılıyor, bu daha doğru yapılması lazım. Dedikodu çok kötü bir şey. Yani bu tüm topluma çok zarar veren bir şey. Şunu fark etmiyoruz, yoksa fark etse herkes vicdanlı bence. O yüzden bu ülkeyi, bu ekonomiyi diyebiliriz ki ya bu işin siyasiler sorumlusu, ya arkadaş o sorumlusu, bu sorumlusu yani. Bizim memleketimiz bu yani. Vallahi yani şu ana kadarki en büyük challenge diyebilirim. Yani çok şey, çünkü böyle bir ekonomik ortamı yani 40 yıldır ticaretin içerisinde olanlar da şey yapıyor. Yani bu farklı diyorlar. Bu dönemler aynı zamanda hani dönüp kendi içine bakıp yani verimliliklere odaklandığın, şey yapabildiğin dönemler. Dolayısıyla bu dönemlerin bir sürü artısı da var. Bu işler sadece ticari değil, başkalarına fayda etmeye çalışmak lazım. Yani bu dönem tabii ki kendi şeyin hani istikbalini işte verdiğin, yani çevrende senin yükümlülüğünde olan kişilerin istikbalini düşüneceksin ama sadece onu değil. Yani dışarıyı da bu dönem aslında bence en büyük challenge o. Yani buradan ticari olarak çok iyi çıkarsın da manevi olarak neler yaptığın çok önemli. Yani benim için böyle hani samimi ve insani yönü şey olması lazım. Yani çünkü evet, kuvvetli olması. Çünkü frekansı, insanın bireysel frekansı tutmadığında ne kadar büyük kabiliyetlere sahip olursa olsun olmuyor yani. Değerlerinin böyle ana önceliği olmayan insanlar benim öyle konuşmalarımda hemen sıkılır. Galatasaray'a sponsor olmak ancak gurur olur yani. Şimdi tüketici bence samimiyete bakıyor. Sonuçta bir spor şeyine sponsor olup bilinirliğimizi üst şeye geçirecektik. O dönem Fenerbahçe ve Galatasaray'a sponsor olalım birlikte ve NEF Vakfı'nın işte bu biriz birlikteyiz diye bir şeyi vardır. Çarpan etkisi de yüksek, bir de sporda bilirsiniz. Yani yere düşen bir futbolcuyu diğer futbolcu veya herhangi bir sporda kaldırdığında vay be ne biçim dostluk. Yani normalde sokakta kaldırmayan adamı döverler yani. Bizim amacımız buydu. Sonra bunu yapamadık maalesef. Yani bu işi dediler ki sürdüremezsiniz Fenerbahçe Galatasaray. Çünkü işte yani farklı yönetimler değişiyor. Bir adam evet der, ondan sonra hani bu işi belki 3 ay, 5 ay, 6 ay becerirsiniz. Ondan sonra tam tersi ayrıştırmaya gider. Amacınıza muvaffak olamazsınız. Orada da şöyle bir şey var. Yine samimiyet oldu. Şimdi ben Galatasaraylıyım. Hani Galatasaray sponsorluğunu tercih ediyorsunuz. Tüketici buna nasıl bakıyor da onu da araştırdık. Tüketici tutarlılık ve samimiyet arıyor. Bizim tabii bu EBRD değil, Avrupa İmar Kalkınma Bankası ile ortağız, Avrupa'nın en büyük bankası. Şimdi onun etkisinden 3 kat daha fazla Barcelona sponsor olmaz. Genelde böyle sponsor olunca şeyler, formalar gelir falan filan. Şimdi ben tabii Galatasaray formalar hep eskiden beri olduğu için imzalı herkesle. Galatasaray'a getirdiğinde sağ olsunlar
Ya şu arkadaşa verelim, bu arkadaşa verelim. Şimdi Barcelona getirmiş. O zaman Messi ile Neymar'ın imzalı formasını getirmişler. İlk sponsorluk şeyi yapıyoruz. Çünkü onlar böyle bayağı araştırıyorlar. Böyle sponsorluğa kabul etmek için falan. Onu getirmişler, hediyorlar. Ben böyle formayı aldım. Al İskender, bunu sakın kimseye verme diyor. O yüzden öyle tarafları var. Evet. Finansmana erişim tabii ki yani geçmişe göre gayet zorlaştı. Bu hem Türkiye'deki iç sebepler hem de dünyada para arzı kısıldığı için dünyada da zorlaştı. Bu böyle de belli bir müddet devam edecek. Herkes paranın hani şey bir tabirle herkesin kullandığı yani paranın üstüne oturuyor. O yüzden birbirine para vermek istemiyor.